Yıldız Kenter hocanız. Tabii. Ne büyük şans. 5 sene hocaların hocası. Daha geçtiğimiz günlerde seneyi devriyesi vardı işte. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ruhu şad olsun bütün hocalarımız. Siz biz Yıldız Kenter kapağı yaptığımızda bir yazı yazmıştınız Yıldız Kenter'le ilgili. Beni çok etkileyen bir yazıydı ama şimdi... Ne demiştim bilmiyorum. Birazdan soracağım ama muhtemelen şu anda bu programı izleyenler ilk kez bunu seyrediyor olacaklar. Sizin de izninizle bunu yayınlıyoruz. Ha. Yıldız Hanım'la sizin bir konuşmanız var. Allah rahmet etsin. Siz her öğretmenler günde Yıldız Hanım'a gidermişsiniz. Tabii tabii. Hep organize ederiz. Herkes gider yani. Demet Hanım var. Siz tabii, varsınız. Tabii tabii. Biz bütün konservatuarlı Yıldız Hoca'nın öğrencileri her öğretmenler gününde hemen bir şekilde organize oluruz. Gelen gelir, gelemeyen gelemez. Ne kadarsak o kadar gideriz. Yıldız, bütün günümüz Yıldız Hoca'da geçer. Bir seyredebilir miyiz? Gökhan bir o videoyu seyrettirir misiniz? Bu videoyu muhtemelen başka hiçbir yerde seyredemezsiniz. Erkan abiye çok teşekkür ediyoruz bize bu izni verdiği için öncelikle. Hocam iyi ki varsınız. İyi ki siz nerede varsınız? Nasıl? Sizi inanınız çok seviyoruz. Çok. Siz bize çok şey öğrettiniz. Çok şey öğrettiniz. Bunlar için size çok çok teşekkür ederiz. Burada kaldı ve burada bildiklerini aktarmaya çalıştı. Daha da aktaramadığı çok şeyi vardı diye düşünüyorum. Benim bir hayalimdi, o hayali gerçekleştirdim ve öğrenciniz oldum. Sizi seviyoruz. Ciao. I love you more. Bak bir demir kapandı bitti. Daha bir Yıldız Kenter daha çok zor. Yok. Yok yani. Zor değil, yok. Bir devir bitti. Hocam da size teşekkür ederim benim öğrencim. Ne müthiş bir şey. Siz teşekkür ediyorsunuz. O da ben de size teşekkür ederim benim öğrencim olduğunuz için. Evet. Acayip. Çok çok etkileyici. Ben bunu ilk seyrettiğim zaman çok çarpılmışa dönmüştüm. Ya o kadar samimi bir öğrenciyle öğretmen arasındaki böyle bir evlatla bir gerçekten anne arasındaki bir diyalog gibi. Ya çok başka bir şeydi bu. Erkan abi bir peçete verin. Erkan abi duygulandırdık biraz. Söylediği doğru ama bir devir kapandı. Bitti. Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter hakikaten bir devir kapandı. Ve öyle daha bir sürü hocamız gitti. Onların yerini dolduracak başka şu anda yok. Mekanları cennet olsun. Mekanları yok, cennet öyle olsun. Öyle diyelim. Siz o yazınızda şey diyorsunuz, Türkiye'de değeri yeterince bilindi mi ondan emin değilim. Dünyanın neresine gitse aynı Yıldız Kenter gibi parlardı diyorsunuz. Aynen öyle. Ama o burada kalıp bilgilerini burada insanlara aktarmak istedi, öyle de yaptı. Babacığım çünkü Yıldız Hoca bir ayağı İngiltere'de, annesi İngiliz. Orada imkanları yaratabilir, yaratırdı, kalsaydı orada dünyanın seyrettiği, dünyanın hayran kaldığı bir aktrist zaten olurdu. O vardı. Müşfik Hoca da böyle. Dünya çapında. Ama onlar geldiler burada eğitim vermeyi, burada olmayı, ülkelerinde olmayı seçtiler. Bu çok yüce bir şey benim için. Siz o yazıda görmüştüm ben de. Okula girdiğinde önce tuvalete girerdi. Tabii. Diyorsunuz. Ben garipsemişim ya ne alaka falan. Sonra yazının devamında siz anlatıyorsunuz onu. Abi. Çünkü diyorsunuz ki medeniyetin başlangıç yerinin orası olduğunu hoca çok iyi bilirdi ve çok dikkat ederdi. Kesinlikle. Temiz mi? Öğrenciler dikkatli. Medeniyet tuvaletlerden başlar diye girdi. Elinde torba böyle saçlar maçlar. Bir saat zaten o gün bütün öğrenciler bitti. Yani sahneye çıkarttığını bitirdi. Ufacık yapar. Konuşur. Ama hikayeyle kırmadan, dökmeden öyle güzel senaryoyla anlatır ki onu sana. Zaten o bir derstir. Yani kalkıp Shakespeare, işte Hamlet ya da Ofelia oynamaya gerek, o günkü dersleri yapmamıza gerek yok. O bize verdiği hayat dersi zaten bir kere söyledi zaten. Hepimizin kafasına nakşetti bu. O da bir dersti zaten. Büyük ders. Ve sonra
Tabii, Yıldız Hoca yani. Bir, tuvaletlere dalar. Bir parça daha var elimizde galiba, bir video daha var galiba. Orada da çok önemli bir hayat dersi veriyor ve tiyatrodan alıntıyla veriyor. Hazır Yıldız Kenter'i konuşmaya başlamışken, onu da izleyicilerimizle paylaşalım mı? O neye bir şey olursa yani diyor. Ben yaşamam diyor, dünyada bomboş kalır diyor. O zaman şey de diyor ki kreol, insan hep yalnızdır dünyada bomboş diyor. İnsan hep yalnızdır bir yerde. Onu kabul edeceksin, o yalnızlığı. O yalnızlığın üstüne giyineceksin dostlarını, eşini, sevdiklerini. İnsan hep yalnızdır ya. Evet. O yalnızlığın üstüne giyeceksin dostlarını, arkadaşlarını, sevdiklerini. Biz daha yeni konuştuk kendi aramızda kuliste işte. Çok kayıp oluyor ustalardan, hocalardan. Hani hepsi nurlar içinde uyusun, mekanda evet, cennet olsun ama özellikle Yıldız Hanım, Yıldız Hoca, Yıldız Kenter o bir devir kapattı. Değil mi? O devir kapattı. Tabii, yani bir daha öyle bir kadın, öyle bir insan çok zor. Yazı çok güzel bir yazı ya. Bu yazı hakikaten bizim dergide yayınladığımız en güzel yazılardan biri. Yıldız Hoca geliyor yazının başlığı. Erkan abi diyor ki hep dimdik yürürdü. Topuklarına basa basa tak 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 anlardık. Yıldız Hoca geliyor. Duyarsın oğlum, en alttasın. Yukarıdan girer üst koridordan. Bizim okula giriş gene bir alta iner. Ayak sesini duyarsın. Sert bir hocaydı ama, değil mi? Sert tabii ki. Belli yani Yıldız Hanım. Ama tatlı sert, öyle kırmadan dökmeden. Sert. O hayat derslerini de almak sert. Ne müthiş bir şey. Siz hep şey diyorsunuz, sürekli Shakespeare'den bir takım derslerle, yani tiyatral bir takım parçalarla o dersleri verirdi. Ama hem öğrenirdin hem de aklına kazanırdı o evet, ders diyorsunuz. Çok... Shakespeare'den yola çıkarak ya da yani o ne çalışıyorsak, o Chekhov çalışıyorsak oradan yola çıkarak... Onu anlatırken sana hayatın içinden örneklerle o rolü nasıl çıkartman gerektiğini, nasıl olması gerektiğini hayattaki birebir karşılıklı örnekleriyle öyle bir anlatır ki anlarsın onu. Ve Erkan abi hiç böyle gözyaşları içinde görmedim. Unutmazsın. Benim çok içim acıyor vallahi. Yok öyle değil oğlum. Benim şimdi bak bir de öyle bir durum var. Bunu geçen de anlattım. Bak şimdi bu ışıklar. Işık benim gözlerim... Kapat şu ışıkları ya, kapat. Karanlık ya, kapat yapalım abi. Senin gülen yüzünden daha kıymetli değil bizim için. Boş ver. Oğlum, arkın karşısında oynuyoruz işte gözümüzü açıp. Gözler, farlar bitti.